Daha Haber ekibinden Hasan Özdemir'e döneceğiz şimdi. O da depreme ilişkin notları bizlerle paylaşacak. 15.40'ta yaşanan bu sarsıntının detaylarını Hasan Özdemir'den dinleyeceğiz şimdi. Hasan. Evet Banu, biz tam yayın esnasında İznik'te Bazilika'yı görüntülerken bu depremi hissettik. Çünkü Düzce hemen İznik'in arka, coğrafi olarak da biraz bahsedelim. İznik Düzce'nin hemen arka tarafında. Özellikle belirtelim, buradan geçen Düzce'deki fay hattı da yine bu hattan geçiyor. Yani İznik bölgesinden geçen bir fay hattı var. Biz burada tam Bazilika'yı gün yüzüne çıkarmaya, buradaki görüntülemeye çalışırken o esnada deprem oldu. İşte bu depremi buradaki vatandaşlar, özellikle evlerinde hisseden vatandaşlar, çünkü Düzce'ye yakın bir bölge İznik, hissedince dışarı akın etti ve bu bölge tamamen vatandaşlar depremin şiddetini hissettiler. İşte vatandaşlar, sahile gelen vatandaşlar var, çünkü burada kendileriyle de görüşeceğiz. Evet, depremi hissettiniz, nasıl oldu? Efendim, iş yerimizi izledik, depremi hissettiğimiz gibi kendimize sahile attık. Yani kötü, çok kötü etkilendik. 5 noktadan belki bile büyüktü, bilmiyoruz. 5.13 açıkladı ama 5 olarak Kandilli doğruladı. Zaten biliyorsunuz İznik fay hattı üzerinden geçen bir bölge. Yani neredeyse Düzce'yle birebir aynı bölgede sayılırız. Korktuk, herkes çoluk çocuk sahile attı kendini. Peki yayındaydık o esnada. Evet. Bazilika'yı görüntülüyorduk sizinle. Evet, yani, size hissettiniz. Ya hissettim, ne oluyor dedim. Yani bozuntuya da vermedim açıkçası. Yani Allah korusun, Allah herkese yardım etsin efendim. Evet. Evet Banuel, vatandaşlar gerçekten korktular. Çünkü İznik bölge itibariyle Düzce'ye çok yakın bir bölge. Bu bölgeden vatandaşlar, depremi hisseten vatandaşlar hemen bu gördüğünüz sahile, İznik sahiline koştu. Bu esnada hemen belirtelim, özellikle yayının başında da bunu tekrarlamakta fayda var. Buradan geçen İznik fay hattı, depremin yaşandığı fay hattı, aynı zamanda İznik hattıyla birlikte devam eden bir fay hattı. Yani aynı zamanda İznik'te, Düzce'de yaşanan depremin fay hattı üzerinde. Burada vatandaşlar özellikle bu depremi aynı şiddette hissettiğini biz de yayın esnasında fark ettik. Gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Hasan Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Elbette Düzce'de meydana gelen bu depremin öncelikle yakın şehirlerde daha fazla hissedilmesi beklenir. O illerde elbette ki Kocaeli, Bursa ve İstanbul olacak değerli izleyiciler. Bursa'da da depremin ciddi manada hissedildiği bilgisini de arkadaşımız Hasan Özdemir bizlerle paylaştı. Az önce de altını çizdik. 15.40'da meydana geldi bu deprem değerli izleyiciler. Önce Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı. Merkez üssü Cilimli olarak paylaşıldı. Düzce olarak paylaşıldı Kandilli tarafından. Sonra AFAD'ın açıklaması geldi. Hemen takip eden saniyeler içerisinde ve Düzce'de 5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı ve derinliğinin 18 kilometre olduğu açıklandı AFAD tarafından değerli izleyiciler. Evet, Düzce önemli çünkü 1999'daki Büyük Marmara depreminin hemen sonrasında Düzce'de de bir deprem meydana gelmiş ve ciddi bir yıkıma neden olmuştu, biliyorsunuz. O nedenle Düzce'de depremi hisseden vatandaşların çok büyük bir korku yaşamış olacaklarını tahmin edebiliyoruz. Düzce'den ilk görüntüler de haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Özellikle meydanları toplanma alanı olarak gören vatandaşların meydanları doldurmaya başladıklarını ve az önce yine meydandan koşturarak geçen vatandaşlar da kameralara yansımıştı. Biz de ekranlarınıza o anları getirdik değerli izleyiciler. Az önce de altını çizdik. Saatler 15.40'ı gösterdiğinde meydana gelen bu depremin derinliği 18 kilometre olarak açıklandı. Merkez üssü Düzce Çilimli. Değerli izleyiciler, Düzce'de bir depremin yaşanması elbette önemli. Pek çok vatandaşımızı da korkutmuş olması muhtemel. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bir nokta Düzce. 1999'da büyük depremin ardından yine Düzce'de bir deprem yaşanmış ve yine çok sayıda vatandaşımız maalesef fay hattını kaybetmişti. Ciddi bir yıkıma neden olmuştu 7.2 büyüklüğündeki o depremde değerli izleyiciler. O nedenle Düzce ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın hakikaten ürktüklerini ve kendilerini korkuyla evlerinden dışarı attıklarını tahmin edebiliriz. Zaten bu dakikalar itibariyle de bölgeden yeni görüntülerinde haber merkezlerine ulaşacağını ifade edelim. Öncelikle
İstanbul'da da hissedilen bir deprem olduğu notunu ekranlarınıza düşmüştük. Biz bulunduğumuz yerde hissetmedik ama İstanbul'un pek çok noktasından depremi hissettiğini ifade eden vatandaşlar sosyal medyada bir deprem olup olmadığını sorguladıkları ya da depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulunduklarını hatırlatacağız.